Arkadaşlar tekrar selamünaleyküm. Yine aynı gün 3. içerik. Bugünkü içeriğimizin konusu da yine elimizde bulunan tüfeklerden, pompalıyla otomatik tüfeklerin tesir gücünü anlama açısından bir video. Şimdi benim malumunuz olduğu üzere elimde bir Hassan VS Guard pompalı tüfeğim var. 51 santim namlusu var. Gayet de güzel, memnun olduğum bu tüfek. Şimdi bir arkadaşımın da burada Impala Plus, efendime söyleyeyim, otomatik tüfeği vardı. Bu kinetik bir tüfek miydi Hakan Bey? Kinetik değil mi? Evet, bu tüfek de kinetik bir tüfek. Şimdi yine karşıya 8 dik laminatlardan 20 tane dizdik. O laminatlara da Züber'in Palla 34 gram marka model fişeklerinden atış yapacağız. Bakalım hangisi kaç tane delip kaç tane laminata zarar verecek. Hangisinin tesir gücü diğerinden daha fazla, onu anlamaya çalışacağız. Şimdi yine alışık olduğumuz üzere ya Allah bismillah diyelim. Benim Hasan. Neyse, bu hafta bir başlayalım. Bu arada mesafe yine 15 metre. Evet. Bunu bir düzeltelim. Evet. Şimdi benim hatamdan kaynaklı yanlış bir vuruş oldu. Videoyu durduruyoruz. Evet arkadaşlar. Demek ki atıştan ıskaladım. Hedefi vuramayıp alttaki tuğlayı vurunca doğal olarak hedefi gidip düzeltmek gerekti. O sebeple de videoya bir ara verdik. Ben ikisini yine de üst üste ekleyeceğim. Şimdi Hasan VS Guard'da yine 15 metreden 8 dik laminatlar, 20 tanesi ard arda. Yine mi alt vurdum? Üstten gitti galiba. Üstten mi? Evet. Vuramadık yani. O zaman bir tane daha atalım abi. Yok, alttan sanki. Alttan gitti galiba. Alttan gitti. Alttan gitti. Tam bantın altında. Hı-hı. Sağında. Halbuki bayağı da üst görüyorum ama. Demek ki arpacı yüksek gördük. Bir daha. Şimdi olacak. Şimdi de üst gitti. Çok üst gitti. Biz böyle vurana kadar domuz geldi, bizi biçti. Niye eksik yapıyoruz acaba? Alt gitti yine. Alt köşede yine aynı yerde. Ya Allah bismillah diyelim ya. Demek ki sandalye işi bozuyormuş. Evet. Ay. Şimdi boşa giden atışlardan sonra Hasan'la bir tane daha. Bu da alt gitti herhalde. Değil mi? Evet, alt gitti. Evet, olsun. Ondan bir tanesi yeterli ya. Şimdi yani bundan da kaçırırsak artık yazık. Orta bantın üstünde. Alt mı gitti abi? Üst gitti. Bir tane daha atalım. Belki vurabiliriz yani en azından. Recep Bey, kullanıcı da değiştirebiliriz. Olabilir. Atar mısın? Atayım. Tamam. Aynen. Evet. Aa, tüfek konusunda uzman. Impala Plus'ta deneyelim. Ondan bir tane atacaksın. Bundan da bir tane. Evet, VS Guard'da da bir tane atacağım. Aynen. Süper. Bu. Tamam. Alayım ben bunu.
sol tarafa da VFM'in yanına da sol atabilirsin. Onu da bir altına at. Onu bir altına at. Tamam, onu keşke sola atsaydım ama sıkıntı yok. Üstteki de. Şüphelim bakalım abi. İmpala. Şimdi hiçbir arkadan patlatıp çıkmamış. Öncelikle iyi bir haber. Sonucu görebilme açısından. Şunları bir alalım şöyle. Şimdi bu Hatsan, Hatsan, Impala Plus, Impala Plus. Evet. Değil mi? Evet. Impala Plus 47 santim, Hatsan 51 santim. Impala Plus otomatik, Hatsan pompalı. Şimdi Hatsan. Şu Impala Plus. Yok, Hatsan. Hayır, Hatsan. Bu ilk attığınız Hatsan. Hatsan da doğru doğru. Hatsan, Hatsan, Impala, Impala. Doğru, tamam. Şimdi Hatsan'ın tapa burada. Bunda hiçbir şey yok. İkinci. Üçüncü laminatlar. Hatsan'ın tapa burada. Impala'nın tapa burada. Bunda herhangi bir şey. Ve onlar da tapa orada. Bu dördüncü laminat. Şimdi Hatsan'ın bir tanesi dördüncü laminatta kalmış. Bir tanesi dördü geçmiş. Impala'nın bir tanesi dördüncü laminatta kalmış. Diğeri dördüncüyü geçmiş. Şurada Hasan'ın ikisi de beşinci laminatta abi. Şurada. Şimdi altıncı laminanta geldiğimizde hepsi örselemiş dördü de. Impala Plus nispeten daha fazla. Evet, Hatsan'a göre. Kinetik. Aslında otomatik pompalı kadar kuvvetli değildir diye de bir algı hatta, var ama. Algı var ki, ama hatta şunu bile örselemiş. Evet, bunu bile patlatmış. Evet, buradan da zaten görünüyor. Evet. Böyle yakın bir çekim yapayım. Hatsan şurada çok az bir belirginlik yaratmış şunu kadar ama yok, bu şey yok. Evet. Bir, iki. Şunu saymayalım. Saymayalım mı? Saymayalım. Çünkü bunlar bayağı bariz yani artık hissedilir bir örseleme. Gözle görülür bir örseleme. Ama içinden çıkan kurşunu taşıma noktasında Impala Plus Hatsan'dan bir tık daha önde. Değil mi? Evet. Bir, buraya kadar taşımıştı. İki, üç, dört, beş. Hatsan 4'te, Impala Plus 5'te miydi? Böyle kaldı. Şu da hali pürmelali. İçinden çıkan kurşunun. Bu da felaket ya. Arkadaş bu domuzu falan duman eder. Evet arkadaşlar. Otomatik ve pompalı tüfeklerle ilgilidir böyle bir video. İnşallah bunu da izler beğenirsiniz. Şimdiden sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun.